Kalbimin sizinle, gücün daima bizimle olduğu 2024 yılının ilk kamp ateşini yakıyorum arkadaşlar. Evet, harika bir sene bizi bekliyor. Kamp ateşini öncelikle içinizde hissetmenizi ve bu ateşe 21 gün boyunca sadık kalmanızı istiyorum. Çünkü siz hedefleriniz için buradasınız. Potansiyelinizi gerçekleştirmek için buradasınız. Var olan yeteneklerinizi en üst seviyeye taşımak ve sınırları aşmak Çıkmak için buradasınız. Eğer ki Türkçe'de şu anda 30 nete ya da 25 nete ya da 20 nete ulaştıysanız o neti 40 net yapmak için buradasınız. Çünkü biz her sene olduğu gibi sizi 0 netten alıp 40 nete çıkarmak için buradayız. Evet harika bir seneye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere stüdyoda bir takım yenilikler de yaptım. Çünkü yenileşmeyi ve yenilikleri çok seviyorum. 2024'teki öğrencilerime Özel stüdyomuz yenilendi, ekipmanlarımız yenilendi ve ve ne yenilendi? Kitaplarımız yepyeni bir şekilde ilk defa bu sene geldi. Beni 2023'te izleyen öğrencilerim için de tabii bazen böyle sistem ediyorlar bunu gördükten sonra hocam kitaplarınız niye bizde çıkmadı? İlk İlk denemem çıkmıştı geçen sene ve aylardır çok satanlardan inmemişti. Bu senede arkadaşlar video ders notlarımız ve soru bankalarımızla karşınızda olacağız. Bunun bu siteme hemen böyle çok küçük bir cevap da vermek isterim. Ben biraz böyle Yahya Kemal misali ince eleyip sık dokumayı seven biriyim ve fazlasıyla titizim. Yıllarımızı alan bir çalışmayla karşınıza çıkmak istedim soru yazmak için ya da kitap yazmak için yazmaktan çok hoşlanmıyorum. Dolayısıyla burada tüm birikimimi 17 yılın birikimini bu sene sizlere taşımak istiyorum. Bu da 2024'teki öğrencilerime kısmetmiş diyebiliriz. Peki bu sene neler yapacağız? Biraz bunlardan bahsedelim ama yapmadan önce, şunlardan bir bahsetmeden önce 2023'te neler yaptık? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek bir 2023'ü de bir göstermek isterim arkadaşlar. Daha önceden tabii ki bizi tanıyan öğrencilerimiz var. Ancak ancak kanala yeni gelen öğrencilerim için de şöyle detaylı bir açıklama yapmak istiyorum. Burada biz asla ezber yapmayacağız arkadaşlar ve kanalımızın adından da hareketle Türkçenin ezber bir dil olmadığını, bir matematiği olduğunu ispatlayacağız ve bunu örneklerimizle bunu çıkmış sınav sorularıyla, bunu çıkmış sınav sorularındaki soruları yakalayarak yapacağız. Geçen sene biliyorsunuz ki ana dil kelimesine bire birebir yakaladım ve cevap seçeneğiydi. Onu da bir izleyelim, bir şöyle görelim bakalım oynat Uğur'cum. Peki devam ediyorum. Ana dil kelimesi nefis bir kelime. Nasıl yazılır önce bir size sormak isterim. Nasıl yazılır gelsin cevaplar. Ayrı yazılır. Arkadaşlar kişinin ana dili, kendi dilinden bahsediyorum. Yeni bir anlam oluşturmadım ki. O halde ana dil ayrı yazılır diyorum. Hal dedi bin, ana dili İngilizceydi derken. K artı K eşittir. Yeni anlam göremiyorsunuz. O halde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ayrı yazıyorsunuz. Size ana dili bitişik verebilir. Bakın dikkat edin lütfen. Ana dil daima ayrı yazılır. Bir kelime... Evet. Arkadaşlar ama bunu şunun için söylemiyorum. Ay ben çok soru yakaladım. Hayır, bunun için değil. Siz izlediğiniz kanalın size neler vaat edeceğini bilmek istersiniz. Çünkü bir yola çıkacağız. 21 günlük bir yol. Yolun sonunu bilmiyorsunuz. O yüzden öncesinde bir görmek istersiniz, değil mi? Ve bunu videonun 14. dakikasında yapmışız. Peki. Ve e, buradaki basınç ölçer sorusu var biliyorsunuz. Uyur gezer sorusu var. Onu 21 günlük kamplarımın içinde verdim ve izleyen öğrencilerimiz de zaten yorumlara yazıyorlar görüyorum. Ama bu sadece bunu full tekrarımda verdiğim için size göstermek istedim. Ve milyonlarca kelimenin içinden bunu yakaladığımız için göstermek istedim. Peki buradaki esas amacımız ne? Buradaki amacımız sizin motivasyonunuzu her zaman yüksek tutmak. Bazı öğrencilerimiz tabii şey diyor hocam biz zaten biliyoruz sizin çok fazla soru yakaladığınızı söylemeyin ya bazen böyle bir kötü oluyoruz falan. Tamam bundan sonra bu, bu bir kere söyledim arkadaşlar ama bunu söylememdeki amacı tekrar söylemek istiyorum. Sizi biraz daha harekete geçirmek çünkü bir kameradan size seslenmeye çalışıyorum. Daha fazla sizi zinde tutmak, derse olan motivasyonunuzu artırmak için yapıyorum. Bu arada bunu ee, ve benim de normalde enerjim bayağı yüksek ve bunu da size geçirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunu söylersem de artık kusura bakmayın. Sadece sizin için onu da söylemek isterim. Peki bu sene ne yapacağız hocam? Geçen seneden farkı ne? Şunu gördüm arkadaşlar 11. sınıf. Tayken 2024'teki öğrencilerin çok sıkı geldiğini gördüm bu sene. Hiçbir dönemde bunu görmemiştim bu arada. 4 yıldır YouTube'dayım ve bu sene hem bu 4 artı 4 sisteminden dolayı biliyorsunuz ki çok fazla öğrenci sınava girecek ve biz gardımızı aldık. Yazdan başlıyoruz. 21 günde dil bilgisini, 21 günde paragrafı bitirip bu işe noktayı 42 günde koyuyoruz. Ancak öğrenciler çok hızlı başladı. Bunu söyleyeyim. Rakipleriniz güçlü. Bunu şuradan anlıyorum. 2023 listemi bitirmişler. Hocam ne zaman gelecek 2024 gibi böyle sürekli DM'ler dolup taşıyor. Cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlar yine yıkılıyor. Dolayısıyla buradaki esas amacımız arkadaşlar her sene olduğu gibi 2024'teki listeyi tamamen yenilemek. Yoksa ben 2023'teki örneklerimi sizin önünüze tekrar tekrar getirsem sen zaten biliyorsun o, o örnek nasıl çözülüyor. Ya da sen zaten o, örnekte, o örneği kart göre çözmüşsün. HKŞ'ye göre çözmüşsün. Ya da sol alt sağ çekti kullanmışsın. Ama bizim amacımız her sene örneklerimizi yenilemek ve bu sayede ÖSYM'ye daha fazla yaklaşmak. Bir de şunu söylemek isterim ki benim referansım her zaman ÖSYM nin yaptığı sınavlar arkadaşlar. O sınavlarda ÖSYM kendi bir değiştirdiyse ki bu sene bunu fark ettim. Türkçe ve edebiyatta özellikle şöyle bir değişime gidiyorlar. Biraz eskiye dönme, biraz bir LYS tarzı gördüm. Bu sene hemen kitaplarımda bu yeniliğe gittim. Bu çok önemli. Bunu videolarda da yine aynı şekilde zaten kitaplarımızla videolarımız uyumlu olduğu için aynı yeniliğe gitmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Peki bunun dışında hocam biraz kitaplardan bahsedin derseniz kitaplar şu an satışta bu arada arkadaşlar. Ön satışa gittiği anda Kitapfoni de ön satışa gitmişti direkt yine en çok satanlara oturdu ve bir baktım ki stoklar eriyor. Bizde öyle bir durum var bizi geçen seneden tanıyan arkadaşlarımız bilirler stok girdiği anda ki geçen sene yetişememişti hatta direkt eriyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle hızlı olmakta fayda var. Şunun da altını çizelim hemen aşağıya da bırakırım linkleri ama arkadaşlar kitapfoni KR akademiye ait bir kurum. Dolayısıyla orada çok oldukça güvenilir bir site bunu da söylemek isterim. Yani kitaplarımızı temin ederken asla böyle acaba'lar arasında kalmayın. Bir de size özel bu yıla ve ilk defa indirim kuponlarımız var. Aşağıda onu da paylaşacağım. İndirim kuponlarını da Görürseniz yani aşağıdaki linkte onu da yazdığınız anda yine indirime de girmiş olacak Bir de şunu söylemek isterim ki kitapların bu kadar zamlandığı artık her şeyin zamlandığı bir dönemde Sizin isteğiniz için siz çok istediğiniz için tek kitap fiyatına şu an iki kitabı da edinmiş olacaksınız arkadaşlar Yine diğer sitelerde de açıldı Oradan da aşağıda bırak bırakacağım. Oradan da e, temin etmeniz mümkün olacak. Peki içerikte neler olacak hocam? İçeriği bir sonraki videomda çok çok detaylı bir şekilde vereceğim ama burada şunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Video ders kitabımız. Şunu çok istemiştiniz benden. PDF'lerimiz vardı biliyorsunuz zaten ücretsiz arkadaşlar. Video ders kitabınız hocam ne olur bunun PDF'leri git çıkar işte çok maliyetli oluyor. Bize öyle bir kitap yapın ki bu kitap hem uygun olsun hem de PDF derdinden kurtulalım dediniz ve bizim kanalımız sadece sizin istekleriniz üzerine şekillendiği için bunu yaptık arkadaşlar. Uzun sürdü. Evet biliyorum ama ben inanın inanın örnekleri değiştirmek, orada tekniği değiştirmek, yeni teknikler getirme üzerine kurulu bir kafa yapısına sahip olduğum için evet uzun sürdü ama değdi. Efsane örnekler yazdım. Ya bayılacaksınız. Gerçekten çok seveceksiniz. Sizi çok geliştirecek. Bütün soru tiplerini göreceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında ne göreceksiniz? Bunun dışında soru bankası. Dediniz ki "Hocam lütfen e, video ders notlarınız, PDF'leriniz var ama soru bankası." Evet o da geldi arkadaşlar. Hem video ders notumuz, hem soru bankamız artık sizindir. Benden çıkmıştır. Buradaki amacımız ne olacak? Evet video ders notundan günü gününe 21 gün boyunca takip edeceksiniz ve ödevlendirmelerimiz de yine günü 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 gününe olacak. Son güne kadar birlikteyiz. Bakın bu öylesine söylenmiş söz değil. Bunu 2023'ten beni izleyen öğrencilerim bilirler. Ben hasta da olsam ki geçen sene siz sınava girmeden hemen bir gün önce o canlı yayınları yaparım arkadaşlar. Benim için çok önemli çünkü bunu siz çok istiyorsunuz. Son gün en azından birlikte tekrar edelim. O yüzden bu söz İraden sadece sözde kalmayacak. Son güne kadar birlikte olacağız ve 21 gün boyunca bu da çok çok önemli arkadaşlar. Her gün, her gün istisnasız katılmanız, kamp ateşini içinizde hissetmeniz ve bu ateşe son güne kadar sadık kalmanız çok önemli olacak. Neden? Çünkü bir bina inşa edeceğiz biz. Binanın tek bir tuğlası eksik kalırsa Gerçekten sıkıntı olacak. Bir de şunu söylemek isterim, çok fazla beni şu tekniklerle görüyor olabilirsiniz ki artık herhalde öğrenciler dışında önüne düşmediğim. E izleyici izleyici mi desek artık dinleyici mi desek diş hekimleri, avukatlar, doktorlar falan takip ediyor artık K K'yi. Ama şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Benim shortslarım ve reelslarım sadece beni 21 gün boyunca takip eden kamplarımı takip eden öğrencilerim için tekrarlardır. O shortslardan K, -K öğrenilmez. Bunu öğrenciler biliyor ama yeni gelen arkadaşlarımız için de bunu söylemek istiyorum. Çünkü vurgu tekniği var mesela ki artık Sadece shorts'larla öğrenip orada basınç ölçeri yapmaya çalışmak imkansız. Değil mi? Bu bunun da altını çizeceğim. Bu sebeple her gün günü gününe birlikte olmamız çok kıymetli arkadaşlar. Son anda göreceksiniz ki o 21 günün dışı, sonunda dil bilgisinde artık soru kaçırmıyorum. Evet, ben artık Gamze Hoca gibi düşünüyorum. Bu çok çok önemli. Çünkü bizim esas amacımız kampın sonunda size benim gibi düşünmeyi öğretebilmek. Benim gibi düşünmeyi öğrendikten sonra ben sınava girdiğim anda dil bilgisinde kaç yaparsam siz de onu yapacaksınız. Ve dil bilgisinden korkanlar lütfen ama lütfen son güne bırakmayın. Arkadaşlar dil yorumları görüyorsunuzdur zaten. Benim dil bilgisi yaptıramayacağım öğrenci yok. İnanın birlikte yapacağız. Yapamadığınız soruları da yazın videonun altına ya da anlamadığınız kısımları anında cevap vereceğim. Gördüğüm anda cevap vereceğim. Bizi bilen biliyor. İlk günden itibaren hep böyleydi. Bu son güne kadar da devam edecek. Evet, o zaman o zaman hazırsanız 17 Temmuz'da kamp ateşimizin ilk gününü birlikte yakacağız. Benimle olanları da bir aşağıda görmek isterim. Unutmayın ki son güne kadar Kalbim sizinle güç daima